Formula E tam bir elektrikli otomobil yarışı ve 2014 yılından beri yapılıyor. Jaguar I-Pace E-Trophy yarışı da işte bu çerçevede düzenleniyor. Burada 8 uluslararası ekip I-Pace ile birbirine karşı yarışıyor. Bunlar arasında Christian Löhr'ün başkanlığındaki Alman ekibi de var. I-Pace bir seri otomobili, bir nevi markalar şampiyonu ve kendi alanında tek örnek. I-Pace dışında kendi yarış serisinde ve seri olarak kendine bu kadar yakın olan otomobillerle yarışan başka bir otomobil daha yok. Ve bu bizim açımızdan yenileşmede yarış anlamını taşıyor. Trophy serisindeki I-Pace otomobili seri araca son derece yakın bir otomobil. Elektro otomobilleri geliştirmemiz açısından bizim için iyi bir temel oluşturuyor. Onun için E-Trophy özel yarış serisi olarak dünyayı dolaşıyor ve Formula E yarışlarına eşlik ediyor. Aracın pilotu Célia Martin. 27 yaşındaki Fransız pilotun motivasyonu son derece yüksek. Bu çok başka. Motor gürültüsü yok, hiçbir şey yok. Bu durumda direksiyona, bacaklarınıza, kendinize odaklanıyorsunuz. Sadece tekerlek sesi var. Başka bir şey yok. İnanılmaz yetenekli. Daha çok genç ve tecrübe edinmesi gerekiyor. Onun açısından da yenileşmede yarış ya da tecrübe yarışı sloganları geçerli. Bu öğrenme sürecini kolaylaştırmak üzere Célia'ya profesyonel bir uzman eşlik ediyor. Eski otomobil yarışçısı ve Formula 1 yorumcularından Christian Danner bildiklerini onunla paylaşmak istiyor. Zihinsel dikkat. Yani böyle bir otomobili kullanmak için gerekli konsantrasyon iyi bir özellik. Birçok bakımdan bu ona, aa demek böyleymiş deneyimi kazandıracak. Ve ben onun böyle bir tecrübeden geçecek olmasından son derece mutluyum. Çünkü bu müthiş bir şey. Demek ki yarış için sadece otomobilin değil, pilotun da hazır olması gerekiyor. Yeni Formula E sezonu Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde başlıyor. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki yarış pisti bazen daralıyor, bazen de keskin virajlara sahip. Onun için de pilotların pisti tanımaları zorunlu. Bu tabii Célia ile onun E-Trophy'ye bağlı iş arkadaşları için de geçerli. Hem Formula E'nin ağır yarış arabaları hem de I-Pace araçları açısından bu oldukça dar pist bir meydan okuma anlamına geliyor. Célia ile Christian pisti daha yakından görmek ve zor geçitleri önceden tespit etmek için pisti önce yaya olarak gözden geçiriyorlar. Pist aslında mükemmel. Çünkü klasik semt sokağı özelliğinde. Öyle her tarafı açık ve geniş bir pist değil. Daha ziyade dar. Ve duvarlar pistin çok yakınında. Onun için de yön tayini zor. Neredeyim ben? Her yerde. Çünkü her yer birbirine benziyor. Ve bir de yükseklik farklılıkları var. Pist düz değil, iniş ve çıkışlar var. Bu da durumu daha da güçleştiriyor. Yani bana göre bu kuşkusuz zorlu bir görev. Sicherlich eine große Herausforderung. Şimdi sıra araçları hazırlamaya geliyor. Tüm kısımlar son olarak gözden geçiriliyor ve araç tam şarj ediliyor. Célia da hazırlanıyor. Özel tulumu onu yangından ya da yüksek ısıdan koruyor. Fransız pilot yarışın başlayacağına seviniyor. İlk yarışım, ilk I-Pace E-Trophy yarışım ve ilk kez Suudi Arabistan'da. Motor sporuyla ilgilenen insanları burada görmek harika. Araçlar start almak üzere birbiri ardından pist parkuruna giriş yapıyor. Yoğun yağmur nedeniyle eleme yarışları yapılamadığı için pilotlar serbest antrenman sonuçları uyarınca start pozisyonu alıyorlar. Bu nedenle Célia sadece 10. pozisyonu alıyor. Ve start veriliyor. Yeni Zelandalı Simon Evans pole pozisyonundan hareket ediyor ve bu pozisyonu yarışın tüm 16 turu boyunca koruyor. Pilotlar bu dar ve zor pistte ellerinden gelen her şeyi veriyorlar. Sezon başlangıcında Célia 11. olarak hedefe varıyor. Ama bu çok bir anlam taşımıyor.
Zira Formula E'nin programında Temmuz ayına kadar 9 yarış daha bulunuyor. İyiydi. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Memnunum. Bir sonraki yarış Roma'da yapılacak. Yarış pisti kentin idari merkezinin tam ortasında ve şık bir semtte. O zamana kadar hoşça kalın.